Herkese selamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle parktayız tabii ki arkadaşlar. Ama ön kamerayla çekiyorum, buraya gelmen lazım. Evet olsun. Bugün işte parktayız. Artık akşam üstü oldu, evet, güneş gördüm. Batmak üzere. Sıcak gitti diyemem ama hafif hafif esiyor. Çocukları da aldım. Aşağıya parka indi. Dina skuterini alıyor. Artık tatilimizin son 14 bile yok hatta, bugün ayın kaçı bugün? Son 10 gün falan okul başlayacak. Doğum günüme bile 10 gün. Yeni saçımın doğum günü geliyor. 7. yaşını kutlayacağız. Çok az kaldı. Okullar açılmadan 2 gün önce de doğum günü. Nisa Hanım 7 yaşına giriyor. Bana ama sürpriz söyleyin. Çünkü sürprizleri çok seviyorum. Ve hanımefendi sürpriz doğum günü istiyormuş bu sene. Çünkü sürprizleri çok seviyorum. Ama ben sana çok seviyorum. Ama ben sana vereceğim. Tamam. Doğum günü pastası. İşte okullar başlamadan temiz havayı değerlendirelim dedim. Böyle çıktık. Hem yürüyüş yaparak aşağıya sahile doğru geldik. Tabii ki küçük refakatçimiz de bizimle beraber. Mamaçlanıyor, mamaçlanıyor. Ben küçükken Çokokrem'in böyle tüpleri vardı. Şimdi kızlar Ozmo'nunkini buldu. Bunu aldık birer tane. Şu tarafta hepsi de çıkıyor. Böyle çubuk da çıkıyor. Bir de böyle elde yeme çıkıyor. İşte dondurmada da çıkıyor. Evet, bir sürü Ozmo var. Her türlüsü var. Bir de tüpünden de olmuş. Tüpü de çıkmış. Yumurtası da var. Evet, Ozmo yumurta da var. Evet, bir sürü Ozmo var. Olacak. Tamam. Eve geldik şimdi. Çocukları yıkadım. Mehmet'e şöyle meyveli yoğurt hazırladım. Çiğdem abla da çay demlemiş. Bir bardak çay içeceğim. Sonra da gün sonu Z raporunu alırız inşallah. Bir de gelirken çekirdek aldık. Şimdi çayın yanında MasterChef'i izlerken çitleriz. Mehmet. Günaydın. Bebeğin yanına mı geldin? Ha? Babaanneye mi geldin kalkıp koşa koşa? Koşa koşa geldin mi? Bu bebek de canlı bebek gibi ama değil. Maşallah Mehmet kadar var. Oynuyor onunla, oynuyor. Hüma'nın bebeği. Evet. Görüşürüz ya. Kahvaltıyı hazırlayalım hadi. Kahvaltımızı yaptık. Kızlar pilates yapacakmış. Yoga pilates. Mehmet de onlara eşlik ediyor. Bir yandan Osman Müftüoğlu'nu izliyoruz. Fox'ta Çağla var. Çağla ile yeni bir günde. Kahvaltımızı yaptık. Alt üst evde Mehmet'i de adamdan sayarsak 7 kişiyiz. Bu bulaşık diye çıkıyor, ben anlamıyorum. Sadece dün akşam çay bardaklarımızı yıkamamıştım. Şimdi bulaşığıma girişeceğim. Süt geldi, onu atayım ocağa kaynasın. Dereotlu poğaça yapacağım bugün. Pikniğe gideriz diye planlamıştık ama Afat uyarı vermiş. Sağanak yağış bekleniyor gün içerisinde şiddetli bir şekilde. O yüzden gidemeyeceğiz sanırım. Hayırlısı olsun. Ben evde yaparız pikniğimizi dedim. Çok şükür bulaşıklar toplandı. Sütümüz gelmişti. Onu hemen ocağa koydum. Hatta kaynamak üzere. Sütün kokusuna da kediler cama üşüştü hemen. Onlara da birer parça sucuk atacağım. Poğaça için malzemelerimi hazırladım. Dereotlarımı da yıkadım güzelce. Onları doğrayacağım birazdan. Minnoş. Bunun da iki tane yavrusu var. Bu da atarısızı diyoruz. Pist,
Al. Al kızım. Minnoş'un 4 yavrusu var ama iyilerdir inşallah. Yağmurdan sonra götürdü işte, taşıdı, nerede olduğunu bilmiyoruz. Bu yavrucuğumuzun da, bu kızımızın da 2 tane yavrusu var. Onlar da büyüdü ama kapıda dolanıyorlar hep. Sabah akşam geliyorlar. Akşam aşağıda Salih besliyor. Sabah kahvaltıda biz besliyoruz. Geliyorlar her sabah. Bir tane de minyon var. Bu Minnoş'un annesi. O da geldi sabahtan. Kızlar da onları besledi. Şimdi süt kaynadı ya, onun kokusuna da geldiler tekrardan. Böyle havalandırıyorum her seferinde sütümü. Daha güzel tuttuğunu söyleyebilirim. Klasik mayalı poğaça yapacağım. Farklılık olarak içine dereotu doğrayacağım minik minik. 2 yumurtanın beyazını katacağım içine. Sarısını üzerine sürmek için ayıracağım. Normal ölçü olarak 6-6,5 su bardağı un giriyor mayalı poğaçama. Tuz, şeker, tuzu şekerden daha az koyuyorum. Su bardağı sıvı yağ girecek. Yine bir su bardağı şöyle yoğurdum var. Suyum ılık olacak. Şeker miktarı tuz miktarından daha fazla koyuluyor. Her seferinde daha lezzetli oluyor. Ben göz kararı atıyorum. Unuttuğum bir şey yok sanırım. Poğaça hamurumun reçetesi de böyle. Ekstra farklılık olarak dereotu koyacağım. Tamam anne. Hamurumu yoğurdum. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur. Şimdi mayalanması için bırakacağım. Bu arada da sütüm kaynadı. Mercimek köftesi içinde mercimek koydum. Haşlanacak. Poğaçam mayalanırken kek çırpacağım o arada. Ne oluyormuş burada? Dinle konuşuyoruz biz. Senin istediğin bizde yok diyor. Ne diyorsun diyor. Sohbet ediyorlar. Allah'ım yarabbim. Evet. 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 Senin istediğin bizde yok. Ne diyorsun de? Miyav de. He? Aynen. Allah'ım kanıtlıyor. Bak. Yavaş. Yavaş. Sen ne istiyorsun bizden de? Bizden ne istiyorsun de? Ne yiyeceksin de? Sen istediğin bizde yok de. Mercimek köfte yapıyorum. Aynen diyor, aynen. Bugün aynen. Gün olsun bugün. Gün gibi poğaça. Tam bu dayonundan kek yapacağım. Uykular geldi herhalde. Şekerini de çok atma. Dereot yapıyorum poğaçayı. Telefon. Alo çaldı. Alo. Alo. Aleyküm selam. Sen misin gelen? Kız sizin gelini aradık da telefonu meşgul. Ver Mehmet onu bana. Ver. Ya herhalde onun babasının evi mi yanmış? Kızlar. Hayır mı şer mi diye Eda'ya dedim, ara da dedim. Nasıl şey dileyelim dedim, geçmiş olsun diyelim dedim. Köye gittiler mi? Ne, nasıl olmuş, yanmış o? Ha? Telefon her şeyi gösteriyor ya. Mercimeğim haşlanmış. Birazdan ince bulgurunu atarım. 2 su bardağı mercimeğime, 1,5 su bardağı bulgur atacağım. Annemin kız kardeşi aradı. Kız kardeşinin gelininin annesinin köyde evi
yanmış. Geçmiş olsun diliyorum ben buradan. Zaten mesajlaşmıştık da. Allah kolaylık versin. Nerede darda olan varsa herkese. Şimdi kekimi çırpacağım. Birazdan da Mehmet'i uyuturum. İyice uykuları gelmiş. Öyle uykusuna yatsın paşam. Bir de ocağımı soranlar oluyor. Elektrikli ocak nasıl, kullanışlı mı diye. Biz Arçelik'ten aldık taksitle. Burada her zaman alışveriş yaptığımız semtimizdeki Arçelik'ten aldık. Dediğim gibi taksitle aldık. Ben memnunum. Kullanışlı. Tavsiye ederim. Temizliği de kolay. Şimdi kekimi çırpacağım. Kekimi fırına attım. Mehmet de uyuyordu. Çiğdem ablayla birkaç eksiğimiz var. Onları almak için hemen markete geldik ve kimle karşılaştık? Oo diyor beyefendi. Buralarda kirin kirin geziyor. Ne haber? İyiyiz. Alışverişimizi yaptık. Yağmur çiselemeye başladı. Zaten Afat bugün uyarı veriyor. Sel, şiddetli yağmur, dolu, sağanak yağış, hortum tehlikesi var İstanbul için. Lütfen sizler de dikkat edin. Biz şimdi eve çıkıyoruz. Alışverişimizi tamamladık. Kopilotum Çiğdem ablayla beraber gidiyoruz. Çok şükür sağ salim geldik. Yağmur hafif çiseliyordu, biraz korktum. Eda'cığım araba sürüşüne hayran oldum. Ya oldu. Teşekkür maşallah ederim ya. Çiğdem abla. Daha güzel yerlere gezmek İlk nasip olsun inşallah. Böyle araba kullanmanı nasip etsin. Her zaman daha güzel yerlere bizi gitmek nasip etsin Rabbim. Amin. Bu bir ilk market alışverişimizdi seninle. Evet, ilk. Şimdi çıkalım eve. Kekimiz pişmiştir muhtemelen. Yarım saati geçti. Evet. Hadi bakalım. Kekim pişmiş. Şimdi alacağım. Aldıklarımı yerleştirdim. Sonra ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Cumbul ablamız değil mi? Mercimek için soğanımı koydum. Kavrulsun salçayla güzelce. Hamurum hamurum bayağı mayalanmış. Şimdi ona şekil verip fırına atacağım. Tadı bir şey. Tezgahımı güzelce sildim. Hamurum çok güzel yoğrulmuş. Bir dakika şekil verirken ben sana veririm. Tamam. Elimi azıcık yağlıyorum kolayca. Şekil verebilmek için. Şöyle küçük küçük bezeler yapıp öyle şekil vereceğim. Dereotu var içerisinde hamurumun ve arasına da peynir koyacağım. Sonra doğru fırına. Evet, hamurumuzu yoruyoruz. İşte. Böyle şekil vermek, pardon, böyle bezelere bölmek şekil verirken daha kolay oluyor. Şekil hepsi, nasıl oluyor ki? Hepsi hemen hemen aynı ölçüde olmuş olacak şimdi. Biraz peynir koyacağım içine. Ne peynirli ki o? Beyaz peynirle süzme peyniri karıştırdım. Gel yardım edeceksin mi? Olur. Harika, böyle açıyorsun. Dilediğin kadar peynirin ortasına koyuyorsun ve güzelce kapatıyorsun. Harika. Gürlemeye başladı. Yağış geliyor. İkinci tepsimiz hazır. Aslında tepside mayalandırsak bir 10 dakika daha güzel olurdu ama artık ikinci tepsiyi mayalandırırım. Şimdi bunun üstüne yumurta sarısını sürüp fırına vereceğim. İkinci tepsimiz de hazır. Nisa Nur'la beraber iyi iş çıkardık. O da yaptı. Yaptı maşallah, subhanallah. Nisa'şım da büyüyor.
Poğaçalarımızın ilk tepsisi pişti. Nefis görünüyor, harika kokuyor. Keşke kokusunu da gönderebilsem. Ellerine sağlık. Afiyet olsun yiyenlere. Şimdiden şifa olsun bize. İkinci tepsim de pişti. Nefis, harika, yumuşacık oldular. Birinciyi bitirdik bile. Mercimek köftelerime de şekil vermeye başladım. Birazdan çay demler, afiyetle yeriz. Bu arada YouTube'da benim yeni güncelleme geldi. Daha önce herkes de görüyordum, hikaye paylaşımı yapılıyordu. Ben de artık hikayelerimi paylaşabiliyorum. Nasıl Instagram'da, Facebook'da hikaye paylaşıyorsak aynen öyle YouTube'da da hikayelerimi paylaşabiliyorum. Oradan da paylaştığım hikayeleri görebilir, hatta beğenebilirsiniz. Şimdilik bizden bu kadar. Hala kanalımıza abone değilseniz abone ol butonuna tıklayarak bizi destekleyebilirsiniz. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Hoşça kalın. Daha sonraki videomuzda görüşmek üzere. Thank you.